Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde Türkiye'de önemli bir problem olan diyabetli hastalarda görülen gözle ilgili problemleri ve çözümlerini konuşacağız. Acaba diyabet, şeker hastalığı nasıl etkiliyor bir hastanın gözlerini, görmesini? Bu konuda stüdyomuzda uzman bir ismi konuk ediyoruz. Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Murat Öncel, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi diyabet dedim, hemen bu sorunun yanıtını sizden rica edeyim. Görmeyi ve gözümüzü nasıl etkiliyor, ne tür problemlere neden oluyor? Şöyle söyleyeyim, diyabet biraz halk arasında anlaşılsın diye şeker hastalığı dünyada 55-60 yaşından gençlerde az görmenin hatta körlüğün en önemli nedeni. Şeker hastalığı yani diyabet insan vücudundaki tüm ince damarları etkileyen bir hastalıktır. Bu ince damarlar kalp, böbrek, beyin ve gözde daha çok bulunmaktadır. Ama göz daha hassas bir organ olduğu için buradaki belirtileri biz daha erken dönemde hissedebiliyoruz. Süresiyle çok doğru orantılı bir hastalıktır. Şöyle örnek vermek gerekirse 4-5 yıllık bir şeker hastalığında gözün etkilenme oranı %15 iken 15 yıllık, 20 yıllık bir şeker hastalığında gözün etkilenme oranı %90'lara kadar çıkabilmektedir. Bu arada en önemli husus erken teşhis ve erken tanı. Hastalık başlangıç dönemlerinde hiçbir belirti vermeden, hiçbir ağrısızı yapmadan, hatta hastalarda hiçbir şikayet olmadan gözün etkilenmeye başlayabilir. İşte bu erken dönemde daha hasta şikayetlerinin dahi farkına varmadan bir göz doktoruna giderse, biz göz doktorları özellikle retina konusunda uzmanlaşmış bir göz doktoruna gittikleri vakit şeker hastalığının gözdeki bozukluk belirtilerini biz tespit edebiliyoruz. İşte bu erken dönemde daha hastada hiçbir belirti olmaksızın argon lazer dediğimiz bir tedavi yöntemiyle hastalığın ilerlemesini, körlüğe gidişini durdurabiliyoruz. Ağrısız, sızısız, çok basit bir tedavi yöntemi. Peki argon lazeri biraz sonra ayrıntılarıyla tabii da konuşuruz ama biraz önce dediğiniz bir nokta dikkatimi çekti. Dediniz ki şeker hastalığının süresiyle gözde oluşan harabiyet arasında ilişki var. 15-20 yıllık bir hastada %90'a çıkıyor dediniz. Kadar peki çıkıyor. Bir diyabet hastası kan şekerini iyi kontrol altında tutarsa, tedaviye uyarsa gene gözde harabiyet oluşur mu? Harabiyet olma ağırlığı azalır ama yine de oluşabiliyor. Zaten burada çok güzel bir soru. Sadece bize kalan bir görev değil bu. Aynı zamanda ortaklaşa yani dahiliye uzmanları ve şeker hastalarına bakan iç hastalıkları uzmanıyla birlikte hastayı tedavi etmek gerekiyor. Çünkü şeker hastalığı tüm organları etkileyen bir hastalık. Biz her ne kadar gözü tedavi edersek edelim, eğer o hasta şekerine, vücut tansiyonuna, kolesterolüne ne kadar iyi bakarsa gözdeki belirtiler o nispette daha az oluyor veyahut gecikebiliyor. Dolayısıyla kendine ve şekerini çok iyi ayarlaması şart. Bu çok önemli bir nokta. Bir diyabet hastası tanı aldıktan sonra ne kadar sıklıkla gözlerini kontrol ettirmeli? Şöyle söylemek gerekir. Bazen insanda şeker hastalığı olabilir. Bir yıl, iki yıldır geç tanık olmuş olabilir. Halbuki o kişide şeker hastalığı belki birkaç yıldır vardır. Dolayısıyla şeker hastalığı bir kişide tespit edildiği anda hemen göz doktoruna gitmesi lazım. Ve özellikle belirtmek istiyorum yani daha çok retina konusunda uzmanlaşmış bir göz doktoruna gitmesine fayda var. Daha sonra gittikten sonra mutlaka 7-8 ayda bir kontrole gitmesi şart. Eğer belirtiler başlamışsa gözde ve tedavi de başlamışsa daha da sık gitmesi lazım. Özellikle hamileliği esnasında şeker hastalarının ise her 3 ayda bir gitmesi şart. Şimdi gözde belirtiler başlamışsa dediniz, diyabete bağlı olarak gözde ne tür sorunlar olabilir ve ne tür yakınmalara yol açar? Görme nasıl etkilenir? İki türlü etkileniyor. Erken dönemde damarlar bozulduğu için şöyle izah etmek gerekirse, şöyle anlatayım size. Şeker hastalığı gözün içerisinde ufak damarlar mevcut. Bu damar sistemini bozuyor. Bu damarların dışına kan ve sıvı kaçalıyor ve makula dediğimiz halk arasında sarı noktada bir ödem oluşuyor. Eskiden bu ödemin tedavisi hiç yoktu.
Şimdi göz içerisine verdiğimiz bir takım ilaçlarla bu ödemi tedavi edebiliyoruz. Daha ileriki dönemlerde ise ağaç dalı gibi gözün içerisinde veyahut göz yüzeyinde ince damarlar oluşuyor. Bunlar kırılgan, fragil damarlar. Daha sonra bunlar göz içerisinde kanayarak göz içi sıvısında, vitreosta kanamalara neden oluyor. İşte bu da birdenbire körlüğe yol açabiliyor. Erken dönemde bu makule dediğimiz sarı noktada ödem oluştuğu zaman, son yıllarda aynı zamanda halk arasında sarı nokta hastalığı diye bilinen ve yaşa bağlı makule dejenerasansında da kullanılan göz içerisinde özel bir takım ilaçlar vererek bu ödemi azaltabiliyoruz. Yine lazer tedavisi uygulayabiliyoruz. Göz içerisinde kanama olduğu zaman ise, daha sonra bahsedeceğiz, vitrektomi dediğimiz gözün en hassas ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Diyabetli hastalarda katarakt riski de yüksek midir? Biraz tabii ki diyabetli hastalarda katarakt riski yüksek olduğu gibi glokom dediğimiz göz tansiyonu riski de birazcık daha yüksektir. Onun için bunları daha sık kontrol etmek şart. Peki gözlük kullanan miyopisi, hipermetropisi ya da astigmatı olan bir diyabet hastası lazerle ameliyat olabilir mi? Lazer ameliyatı bu hastalara yani gözlükten kurtulma ameliyatı. Çünkü lazeri değişik amaçlarla kullanıyoruz. Argon lazer diyabetin tedavisinde kullanıyoruz. Alzheimer lazeri ise miyop, astigmat, hipermetrop tedavisinde kullanıyoruz. Bu tür metabolik hastalığı, endokrin hastalığı olanlarda Alzheimer lazeri çok tercih etmiyoruz doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi öğrenmek istediğim konulardan biri de çok sessizce ilerler dediniz. Diyabetin gözle yaptığı harabiyet tip ilk başlarda. Tip 1'lerde daha hızlı ilerliyor. Ama gençlerde, tip 2'de daha herhalde. Tip 2'de yani yaşlılarda görülen diyabet hastalarında biraz daha yavaş ilerliyor. Peki bazen tip 2 diyabet tanısını bir göz hekiminin ilk olarak koyması mümkün mü? Diyabet tabii ki tip 1'de de koyuyoruz, hastada. Tip 2'de de koyabiliyoruz. Evet. Bir hastaya bak zaten gözler vücudun bir aynasıdır. Birçok hastalıklar da aynı zamanda dünyaya açılan bir penceremiz. Dolayısıyla biz göze bakarak birçok hastalıkların teşhisini koyabildiğimiz gibi o kişi daha farkında olmadan sizde diyabet olabilir, gözünüzde bir takım bozukluklar başlamış, hemen doktora gidin diyebiliyoruz. Ama maalesef şunu belirtmek istiyorum. Yurdumuzda şeker hastaları bize çok geç dönemde maalesef gelmekte. Bu gelişmişlik oranıyla orantılı. Azerbaycan'a gittim. Mesela orada daha da geç dönemde geliyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar şeker hastalarının 7-8 ayda bir göz doktorlarına gitmesi şart. Şimdi konumuz şeker hastalığı ama demin önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki diyabet tanısını da göz muayenesinde koymak mümkün, başka hastalıkları da. Çünkü gözler vücudun aynasıdır dediniz. Doğru. Göz muayenesi sırasında hangi hastalıkların teşhisini koymak mümkün? Şimdi birçok hastalığı, hipertansiyonu koyabiliyoruz. Sistemik birçok hastalıkların teşhisini koyabiliyoruz. Ama burada en önemli konu ve dünyada az görmenin bir numaralı sebebi şekerin gözde yaptığı bozukluklar. Bu çok sık rastlanan bir hastalık ve şeker hastalığı oranı da arttığı için karşımıza şeker hastalığına bağlı diyabetik retinopati belirtileri daha sık gelmektedir. Şimdi argon lazere değinmenizi rica edeceğim. Herhalde argon lazerin önemi çok büyük. Ne tür durumlarda argon lazeri uyguluyorsunuz? Tek seans yeterli oluyor mu hastalarda? Tabii ki. Argon lazer tedavisi çok basit, ağrısız, sızısız, hiçbir yan etkisi olmayan, komplikasyonu olmayan bir tedavi şekli. Şeker hastalarının gerekip gerekmediğini bizler, yani göz doktorları karar veriyor. Erken dönemde uygularsak hastalığın körlük riskini çok çok azaltıyoruz. Kötüye gidişi durduruyoruz. Görmeyi çok arttırmıyor. Ne negatif yönde ne pozitif yönde, ama mevcudu korumamıza yardımcı oluyor. Şu hususu özellikle belirtmek istiyorum. Şeker hastalığında göz hastalığı, gözü bozduğu vakit hastalık ilerlediği zaman geriye dönüş fazla yok. Dolayısıyla hastalık ilerlemeden erken teşhis edip erkenden tedaviye başlarsak hastalığın ilerlemesini durdurabiliyoruz. Çok çok basit bir tedavi. Bazen bir seans, genelde bir göze 2-3 seans uyguluyoruz. Ve tekrar bir göz içinde kanama olduğunda tekrar uygulama kanama imkanı olduğu zaman, var mı? O zaman vitrektomi dediğimiz ameliyatı uyguluyoruz. Çünkü artık onun kanamaya bir etkisi yok. Gözün en hassas ve insan vücudundaki en hassas ameliyat diyebiliriz, vitrektomi ameliyatı. Peki nasıl yapılıyor? Biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki. Şimdi her şeyin evvel şunu belirtmek istiyorum. Bu ameliyat normal
göğüs hastalıkları ihtisası esnasında öğretilen bir ameliyat değil. Bir üst ihtisas gerekiyor ki ben de Amerika'da bunun eğitimini gördüm. Bu ameliyatlar gözün en zor ve en komplike ameliyatları olup başarı oranlarımız yurt dışından hiçbir farkı bulunmamaktadır. Yani Amerika'da en modern hastanelerde ne yapıyorsak yurdumuzda aynısını yapıyoruz. Ameliyat yarım saat 45 dakika, çok komplike geç dönemde gelirse bazen bir saat sürüyor. Fakat hasta bize ne kadar erken dönemde gelirse ameliyatlardan sonra hastanın görme şansı ve başarı oranı o nispetle yüksek oluyor. Maalesef yurdumuzda hastalarımız, bazı hastalarımız çok geç dönemde gelmekte. Bazı hastalara ameliyata rağmen kurtaramadığımız vakalar oluyor ama şimdi biraz bu televizyon programları sayesinde bilinç düzeyi arttığı için hastalar bize daha erken dönemde gelmekte. Vitrektomi nasıl anesteziyle yapılıyor? Genel mi, lokal anesteziyle? Vitrektomi ameliyatlarının çoğunu artık lokal dediğimiz sadece göz bölgesini oluşturarak bir ameliyat uygulayabiliyoruz. Hastalar hastanede yatmıyor. Yarım saat veya en fazla bir saat süren bir ameliyattan sonra hastanede biraz dinlendikten sonra hastalar evine veya bulundukları yere gidebiliyorlar. Kontrollerini yapıyoruz. Çok uzun süre takipleri gerekebiliyor. Bu ameliyatlarda çok çok değişik yenilikler de oldu. Eskiden dikişli yapıyorduk. Şimdi kullandığımız aletlerin çapı eskiden 1 milimetreydi. Şimdi yarım milimetreye indi. Dikişsiz yapabiliyoruz ameliyatları. Böylece daha konforlu bir ameliyat oluyor. Hastalar iş ve güçlerine daha erken dönemde dönebilmekte ve daha erken dönemde görmelerine kavuşabilmekte. İki gözde problem var ise, iki gözde de aynı anda vitrektomi ameliyatı yapabiliyor musunuz? Genelde, bekliyor musunuz? Genelde hiçbir ameliyat, katarakt da olsun, vitrektomi de olsun, genelde iki gözü aynı anda ameliyat yapmayı çok tercih etmiyoruz. Ama hasta yurt dışından gelmiş. İki gözü de aynı hastalık mevcut ve hastanın başka şansı da yoksa çok mecbur kaldığımız durumlarda yapabiliyoruz. Ama genelde tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Şimdi diyabete bağlı gözde oluşan rahatsızlıklar, diyabetik retinopati bir retina hastalığı. Evet, retina hastalıkları konusunda siz de uzmansınız. Bir de retina dekolmanı var. Retina dekolmanı nedir? Nasıl bir hastalıktır? Ve herhalde görmeyle ilgili ilginç bir takım yakınmalara da neden oluyor değil mi? Işık çakmaları gibi. Retina dekolmanı şöyle izah edeyim efendim. Göz bir fotoğraf makinesi gibi sayarsak gözü, önü ve arkası nasıl fotoğraf makinesinde objektif sistemi varsa ve fotoğraf makinesinin en arka tabakasında bir film varsa, gözün de en arka tabakasında film vazifesini gören retina dediğimiz tabaka var. Yani görme hücrelerinden oluşmuş bu tabaka. Bu retina tabakası bazı durumlarda göz içerisinde retinada yırtıklar oluşmakta ve bu yırtıkların arasında göz sıvısı girerek retinayı ayırmakta. Retinanın gözün arka tabakasından ayrılmasına retina dekolmanı diyoruz. Dekolman Latince ayrılma demek. Ayrıldığı anda o anda görme düşer ve retina dekolmanı %100 körlükle sonuçlanan bir hastalıktır. Acilen gözün en acil tedavi edilmesi gereken hastalıklar arasındadır. Hatta ertesi gün tedavi etmek gerekiyor. Belirtisi nedir? Nasıl anlayabilir bir kişi? İlk belirtileri çok önemli, güzel bir soru. Ameliyatsız kurtarabiliyoruz. Çok erken dönemde, retina yırtığı döneminde bunu yakalarsak çok basit argon lazer tedavisiyle yırtığın etrafına lazer yaparak, bir baraj yaparak retinanın ayrılmasını durdurabiliyoruz. Dolayısıyla hastaları ameliyatsız kurtarabiliyoruz. Nedir erken belirtisi? Yanıp sönen ışıklar, şimşek çakması, siyah noktalarda kurum yağması gibi bir artma veyahut aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola bir perdelenme ama kalıcı bir perdelenme olursa, işte bu erken dönemde bir retina uzmanına giderse ameliyatsız bu retina dekolmanını kurtarabiliyoruz. Yavaş yavaş Medikal'in sonuna geliyoruz. Evet, önemli bir hastalık daha var. Özellikle yaşlılarda görülen sarı nokta hastalığı. Evet, günümüzde sarı nokta hastalığının tedavisinde ne gibi gelişmeler var? Çok kısa değinmenizi rica edeceğim ama onun öncesinde de birkaç cümleyle sarı nokta hastalığını ve belirtilerini de anlatırsanız çok iyi olur. Sarı nokta hastalığı dediğimiz gözün yine en arka tabakası olan retinanın makula dediğimiz hassas görmeyi sağlayan, okumamızı sağlayan, bir insanın suratına baktığımız suratını görmemizi sağlayan şu bölgenin, makula bölgesinin zamanla
bozulmasını şurada gördüğümüz gibi tam ortam bölge bozuluyor. Diğer bölgeler sağlam kaldığı için bu hastalık diyabet gibi, şeker hastalığı gibi tümüyle körlük yapmıyor. Ama görmeyi çok etkiliyor. Okumamızı engelliyor. Araba kullanmamızı, televizyon seyretmemizi engelliyor. Bu hastalıkta eskiden hiçbir tedavi yoktu. Son yıllarda göz içerisine verdiğimiz bir takım ilaçlarla hastalığın ilerlemesini durdurabiliyoruz. Erken teşhis önemli. Geç dönemde teşhis ettiğimiz vakit geriye dönüşüyor. Geriye dönüş yok. En önemli belirtisi, bütün hastalarımız, insanlarımız yapabilir. Bu hastalık daha çok 55-60 yaşından sonra yaşlılarda görülüyor. Yakın gözlüğünü takıp kareli bir deftere bakacak. Ortaya bir nokta koyacak. Kareli kağıt testini yapacak. Eğer bu kareleri şu şekilde yamuk yumuk görmeye başlarsa, ortada siyah bir leke görürse, erken dönemde çizgilerde yamukluk görürse, demek ki bu hastalık başlamış demektir. Erken dönemde retina konusunda uzmanlaşmış bir doktora gittiği zaman göz içine verdiğimiz bir tedaviyle ilerlemeyi durdurabiliyoruz. Sayın Murat Öncel, çok teşekkür ediyorum. Medikal'de diyabetik retinopati ile başladık sohbetimize. Ama yine önemli iki retina hastalığı olan sarı nokta hastalığı ve retina dekolmanıyla da sohbetimizi bitirdik. Önemli bilgiler verdiniz, mesajlar verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Sevgili izleyiciler, bir Medikal'in daha bugün de sonuna geldik. Yarın saat 15.10'da A Haber'in sağlık programı Medikal'de sizlerle yeniden buluşmak dileğiyle sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.